Herkese merhaba. Sabah akşama kavuşturmak videolarımızın birinde daha birlikteyiz. Bu videoda sökünme tamirden ziyade e, videolarımızı izleyen abone arkadaşların çok sorduğu soruya cevap vermeye çalışacağım. E, bunun e, kazanlı ütülerde buhar vermeme arızasının neden kaynaklandığını hiçbir alet kullanmadan evde kendi imkanlarımızla bunun tespitini nasıl yapabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar kazanlı ütülerin en çok karşılaşılan arızalarından biri buhar vermeme sorunu. Buhar e, kazan ısınıyor. Gövde içerisindeki kazan ısınıyor. Buradaki ütü tabanı ısınıyor. Ütümüz hazır ışığının yanmasını sağlıyor. Buradan sonra buhar vermiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Bunu şimdi size izah etmeye çalışacağım. Nasıl tespit edeceğiz? Herhangi bir alet kullanmadan %90-95 ihtimalle arızasının ne olduğunu tespit etmek mümkün arkadaşlar. Kazanlı ütülerin buhar vermemesinin iki sebebi, başlıca iki sebebi bulunmakta. Bunlardan bir tanesini Su pompasının arzalanması e, suyu kazanın içerisine e, buhar haline gelen, suyun buhar haline geldiği kazanın içerisine e, pompalamaması, göndermemesi olabilir. İkinci sebep de su pompası görevini yapıyordur. E, kazana su geliyordur, buhar haline dönüşüyordur. Fakat buradan buhar verme düğmesine bastığımız zaman ütüden, Buhar gelmiyordur. Bunun da sebebi arkadaşlar elektrovalfin arızalı olması olabilir. Tabi bu durumda kazanın suyun buhar olma oluşmasından sonra ütüye buhar gelmemesinin e, en büyük sebebi 90 99 ihtimalle elektrovalf olmasına rağmen buradaki e, buhar verme anahtarının güç anahtarının arızalı olması da olabilir. Bu çok e, nadiren görülen bir arıza tipi arkadaşlar. Peki e, kazanlı ütümüz buhar vermiyor. Arızanın nereden kaynaklandığını nasıl kendi imkanlarımızda evde tespit edebiliriz? Bunu şu şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar kazanlı ütülerin e, bazı küçük farklılıklar gösteriyor. Marka kalite farkı, güç farkı olabiliyor ama e, iç yapısı genelde aynı. E, dış yapısı da hemen hemen aynı arkadaşlar. Bir ütü kısmı var, kazan kısmı var, su haznesi var. Ve burada da bir tane kireç önleme çubuğu var. Bu ütüsüne, modeline, markasına göre kireç önleme çubuğu burada veya yanlarda olabiliyor. Ön tarafta olduğunu hiç rastlamadım arkadaşlar. Genelde yanda olabiliyor. oluyor Veya burada olduğu gibi arkada olabiliyor. Emniyet açısından ütümüz fişe takılıyken, prize takılıyken fişi, Kesinlikle arkadaşlar işlem yapmıyoruz eğer eğitimli değilsek kesinlikle işlem yapmıyoruz fişi prizde bırakmıyoruz arkadaşlar diğer bir dikkat edeceğimiz konu konuda ütü sıcakken yani buhar vermişken herhangi bir yerini sökmüyoruz herhangi bir yerine müdahale etmiyoruz kurcalamıyoruz arkadaşlar basınçlı buhar olduğu için Emniyetsiz durumlar oluşabilir. Ölüme kadar gidecek kazalara sebebiyet verebilir. Bunu lütfen arkadaşlar bilen ehliyetli kişiler yapsın. Ben yaparım özgüveniyle ütülerimize dokunmayalım. Herhangi bir emniyetsiz durum, herhangi bir istenmeyen kazalara sebebiyet vermeyelim arkadaşlar. Gelelim tespitimize arkadaşlar. Buradan veya yan tarafta öncelikle... Kireç önleme çubuğumuzu söküyoruz. Dikkat edin arkadaşlar, içinde su varsa akıp ortalığı ıslatabilir, üstünüzü ıslatabilir. Bunu sökeceğiz arkadaşlar. İçindeki suyu boşaltıyoruz. Ben size göstermeye çalışacağım. İki aldık. Kireç önleme çubuğunu söktük ve içinde su varsa bunu arkadaşlar boşaltıyoruz. Bu işlemi arkadaşlar kesinlikle ütü soğukken yapıyoruz. Aksi takdirde buradaki basınçlı buhar sökmeye çalıştığımız kireç önleme çubuğunu fırlatarak ölüme kadar götürecek kazalara sebebiyet verebilir. Bu durumda bütün emniyet tedbirlerini alarak normal ütümüzü fişine takıyoruz ve çalıştırıyoruz hazır olmasını bekliyoruz. Hazır oldu haber geldikten sonra arkadaşlar yapacağımız şey ütü verme, e, buhar verme düğmesine basarak buhar verip vermediğini kontrol etmek. Arızalı olduğu için normal şartlarda buhar vermeyecektir. E, bu durumda arkadaşlar ütümüz hazır olmuştu. Ütümüzün fişini çekerek soğumasını bekliyoruz. Burası çok önemli. Arkadaşlar fişi çekiyoruz ve Tamamen soğumasını bekliyoruz. Tamamen soğuduktan sonra yapacağımız ilk kontrol, ilk husus arzanın tespitine yönelik tekrar kireç önleme çubuğunu çıkarıyoruz. Ütümü soğuk lütfen unutmayalım ve buradan arkadaşlar suyunu boşaltıyoruz. Burada iki durum olabilir. Birincisi içerisinden su boşalabilir. İçerisinde su gelmiştir. Biz boşaltmıştık. İçinde su oluşabilir. Bunu kontrol ediyoruz. Eğer su varsa ve buhar da vermemişti, buhar da vermiyorsa burada %99 ihtimalle su pompasının çalıştığını ama elektrovalfimizin, buhar bobinimizin arızalı olduğunu söyleyebiliriz bu önemli arkadaşlar. Eğer kazanda su varsa su pompamız su haznesinden kazana suyu pompalamış demektir. Böylece elektrovalfin arızası üzerine yoğunlaşıp onu kontrol edebiliriz, test edebiliriz. Eğer su yoksa su pompası arızalıdır, su gelmiyordur. Burada ne yapacağız? Emin olabilmek için arkadaşlar. Ütü soğukken kireç önleme çubuğumuzu çıkaracağız bir çay bardağı kadar suyu buradan içine boşaltacağız. Ve tekrar kapatacağız. Gerekli emniyet tedbirlerimizi aldıktan sonra fişimizi takacağız. Soğuk ütümüzü hazır olmasını bekleyeceğiz. Çalışmasını bekleyeceğiz. Ütümüz hazır olduktan sonra, ütülemek için hazır olduktan sonra ütümüzü alacağız. Buhar verme düğmesini emniyet tedbirlerini alarak yüzümüze herhangi bir canlıya tutmadan normal buhar verme düğmesine basacağız. Eğer burada ütü e, buhar veriyorsa demek ki su pompamız arızalı. Böylece arızamızı e, arızamızı kesinleştirmiş oluyoruz. Su pompasının değiştirilmesiyle ile ütümüz çalışacaktır. Koyduğumuz bir bardak, e, bir çay bardağı su bitene kadar buhar verme devam edecek. Su pompası Sesin gelip gelmemesi çok önemli değil arkadaşlar. Bazı e, abonelerimiz, takipçilerimiz benim motorun ara ara çalışma sesi geliyor ama buhar vermiyor deniyor. O zaman motor sağlamdır diyemeyiz. Motorda çalışma sesi gelebilir. Güç yoktur. E, motor suyu kazana pompalayamıyordur. E, bu ihtimalde olabilir. Ya su pompasının arızalı olup ya su motorunun arızalı olup olmamasını. Bu şekilde kontrol edebiliyoruz. E, kontrol ederek arızayı e, kesinleştirebiliriz. E, birinci durum buydu. Bunu da iki şekilde kontrolünü yaparak anlıyorduk. İkinci durum, kazanı boşaltmıştık. İçerisinde su yokken ütümüzün fişini takıp emniyet tedbirlerini alarak ütümüzün hazır olmasını bekledik. Buhar vermiyordu. Üstümüz ısındı. Hazır oldu. Haberini verdi. Buhar vermiyordu. Fişini çektik. Tekrar soğumasını bekledik arkadaşlar. Ee, ve kireç önleme çubuğumuzu söktük. Ee, içerisinde su var. Soğuduktan sonra tabii söküyoruz. Unutmayalım arkadaşlar. Burası çok 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 önemli. Ee, soğuduktan sonra kireç önleme çubuğumuzu söktüğümüzde içerisinde su varsa ve e, buradan arkadaşlar buhar vermiyorsa bu elektrovalfinin arızalı olduğunu gösterir. Elektrovalfini değiştirdiğimiz zaman su olduğu için e, su pompası pompalamış ama e, elektrovalf valfi açarak kazanda oluşan su buharının e, ütüye gelmesini önlüyordur. E, valfi açmıyordur demek arkadaşlar bobin arızasında şüphelenebiliriz. Tabi hem pompa hem su e, bobin de arızalı olabilir. E, bunu nasıl tespit ederiz? E, sırasına göre arkadaşlar e, hangisinin arızalı olduğunu önce tespit ettiysek onu değiştirdiğimizde yine buhar vermiyorsa veya buhar verip e, bir müddet sonra buhar vermeyi kesiyorsa e, diğer e, parçanın kontrolünü bu söylediğim esaslarda yapabiliriz. İkisinde e, arızalı olma ihtimali de var ama bu biraz daha zayıf bir ihtimal. Genel arızası su motorunun su pompasının arızalı olması veya elektrovalfil arızalı olmasıdır. Ee, arkadaşlar peki e, bu bütün ütülerde bütün marka modellerde aynı mıdır? Evet. Videonun başında söylediğimiz gibi bütün marka modellerde bu şekilde kontrol test yaparak arızanın su pompasından mı, elektrovalfiler mi kaynaklandığını tespit etmek mümkündür. Ee, Peki nasıl değiştireceğiz? Nasıl olacak arkadaşlar? Bununla ilgili detaylı videolarım da var. E, kanalda bunu izleyerek e, marka modelinize uygun olan ütünün videosunu bulup izleyerek e, yapabilirsiniz ama yine söylüyorum. Elektrik ve basınçlı su buharı arkadaşlar tehlikelidir. Bu tehlikeli tehlikesini unutmayalım. E, lütfen eğitimli almış kişilere yaptıralım. Büyük bir özgüvenle emniyetsiz durumların oluşmasına, istenmeyen kazaların oluşmasına sebebiyet vermeyelim. Arkadaşlar çok sorulan sorulara bu şekilde cevap vermeye çalıştım. Yine sorularınız olursa yorumlarda e, sorarsanız e, size yardımcı olma çalışacağım. E, bir e, sabah akşama kavuşturmak videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.